Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda size limite giriş kısmını açıklayacağım. A bir gerçel sayı olmak üzere y eşittir fx fonksiyonu için x değerleri sağdan ve soldan a'ya yaklaşıyorken fx değerleri de bir b eleman reel sayısına yaklaşıyorsa fx'in x eşittir a'da limiti vardır ve b'ye eşittir denir. Peki bunu nasıl göstereceğiz? Limit x eşittir a'ya giderken fx eşittir b. Yani nasıl yorumluyoruz bunu? X'ler a'ya gidiyorken fx'in limiti b'dir olarak yorumlayacağız. Şimdi bir fx fonksiyonunun bir noktada limitinin olabilmesi için sağ limitinin sol limitine eşit olması gerekir. Yani x'ler a'ya sağdan gidiyorken fx'in limitiyle x'ler a'ya soldan gidiyorken fx'in limiti birbirine eşit olacak. Ne demek peki bu sağdan soldan yaklaşmak? Şimdi sayı doğrusu gibi düşünelim. Bir A noktası var. Bu A noktasına sağdan yaklaşmam demek. A'da bir sınır var ve ben A'ya A'dan büyük değerlerle yaklaşıyorum. Aynı şekilde bunu A'nın sağ noktası olarak gösteriyoruz. Bir A noktasına A'dan küçük değerlerle yaklaşmaya da A'nın sol kısmıyla gösteriyoruz. Şimdi bu limit konusunu grafiklerle açıklayalım. Şimdi birinci grafiğimizde y eşittir fx fonksiyonun grafiğini vermiş. A'da limit var mı yok mu nasıl onu yorumlayalım. Şimdi A'da limit olup olmadığını görmek için oraya bir sınır çiziyoruz. O noktada limit olup olmadığını görmek için sağdan ve soldan o fonksiyona yaklaşmam gerekiyor. A'nın sağ limitine yani A'dan büyüklerle grafiğe yaklaşalım. A'dan büyük değerlerle grafiği takip ettiğimde gösterdiği yer neresi B? Aynı şekilde bu A fonksiyonuna soldan yaklaştığımda, yani A'dan küçük değerlerle yaklaştığımda grafiğin gösterdiği nokta gene B. O zaman bu fonksiyonun A'da limiti vardır ve B'dir diyoruz. Yani bunu nasıl yazacağız? Limit x eşittir A'ya sağdan yaklaşıyorken, aynı şekilde limit x A'ya soldan yaklaşıyorken limit vardır ve B'dir diyeceğiz. Peki burada başka neye dikkat edeceğiz? FA'ya yani limit yokken FA ne demektir? Yani A fonksiyonu nereye gidiyor? B'ye gidiyor. Diğer grafiğimize bakacak olursak burada bir A'da boşluk görüyoruz. Şimdi A noktasına limit olup olmadığına bakmak için gene A'ya sınırımı çiziyorum. A'dan büyük değerlerle A'dan sağa yaklaştığım zaman fonksiyonum gene B'ye. A'ya soldan yaklaştığım zaman fonksiyonum gene B'ye gidiyor. Yani yine fx fonksiyonun a'daki limiti vardır ve b'dir diyoruz. Peki fa nereye gidiyor? Yani limit yokken a fonksiyonu nereye gidiyor? A fonksiyonun gittiği yeri soru bana belli etmemiş. Yani fa b'dir diyemem çünkü burada içinde bir boşluk var yani bir tanımsızlık var. O zaman fa nereye gidiyor bilemiyoruz. Buradan hangi sonucu çıkarmam gerekiyor? Yani bir fonksiyonun illa limitinin olabilmesi için o noktada tanımlı olma şartı yok. İçi doluyken de limit olabilir, içi boşken de. Önemli olan sağ limitle sol limitin birbirine eşit olması. Üçüncü grafiğimize bakacak olursak yine A noktası sınır noktam. A'ya sınırımı çiziyorum. A'ya sağdan geldiğim zaman ve A'ya soldan gelip değmeye çalıştığım zaman ikisinde de aynı yerde değiyorum. Yani B'de değiyorum. Yani bu fonksiyonun x eşittir A'da limiti vardır ve B'dir diyoruz. Peki FA nereye gitmiş? FA dediğim şey C'de tanımlanmış. Evet bu değerler birbirine eşit değil ama bu limitin olup olmamasını etkileyen bir şey değil. O zaman diyorum ki fonksiyonun başka bir yerde tanımlı olması limite aykırı bir durum değil. Limit olmanın tek şartı sağ ve soldan yaklaştığımda fonksiyonun aynı yere gidip gitmemesi. Sonuncu grafiğe bakarsak da yine A'daki limitin olup olmadığını kontrol etmek istiyorsam A'ya sağdan yaklaştığımda grafik burada bir değere gitmiş. Atıyorum işte bir B değerine gitmiş. A'ya soldan yaklaştığımda yani küçük taraftan yaklaştığımda A noktası sol limiti C'ye gitmiş. O zaman diyorum ki burada fonksiyonun x eşittir A'da limiti yoktur. Peki FA nereye gitmiş? FA C'ye gitmiş. Bu ek bilgi. O zaman biz buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Sıçrama noktalarında, grafiğin koptuğu noktalarda limit yoktur. Çünkü bu noktalarda sağ sol limit birbirine eşit olmayacak. Şimdi hepsini bir grafik üzerinde yorumlayalım. Bana y eşittir fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Verilen şıklardakilerin işte limitleri var mı yok mu onu kontrol edelim. 2'nin sol limitini sormuş. O zaman sınırım 2. 2 noktasına bir sınır çiziyorum. Ve soldan yani 2'den küçük değerlerle grafiğe yaklaşmaya çalışıyorum. Sayı doğrusunda 2'nin küçük tarafındayım. O zaman 2'den küçük değerlerle fonksiyona yaklaştığım zaman nereye gidiyor fonksiyonum? 3 noktasına gidiyor.
2'nin sağ limiti demiş. Yani 2'ye 2'den büyük değerlerle yaklaş. Yine sınırım A noktası. 2'ye sağ taraftan yaklaştığımda fonksiyonumun gösterdiği değer gene 3 noktası olacak. O zaman soru bana sağ sol dememiş. Bak burada ne demiş? X eşittir 2 noktasındaki limit değerini sormuş. Sen sana sağ sol demese de mutlaka o noktanın grafiğini verdiği zaman sağ tarafından ve sol tarafından bakmak zorundasın. 2'nin sağdan da geldiğimde, soldan da geldiğimde gittiği yer neresi? 3. Yani limiti vardır ve 3'tür diyorum. Diğer soru 3 noktasındaki limiti sormuş. O zaman ben 3 noktasına sınırımı çiziyorum. 3'ün sağından yaklaş, yani 3'ten büyük değerlerle fonksiyona yaklaş diyor. Gittiği yer neresi? 2. O zaman sağ limitim 2 olacak. 3'ün sol limiti. 3'ün küçük tarafından yine 3'ten küçük değerlerle fonksiyona yaklaştığımda, böyle minik minik değerlerle yaklaştığımda fonksiyonun gittiği yer gene 2. O zaman 3 noktasında limit vardır ve 2'dir diyebiliyoruz. Fonksiyonun 4 noktasındaki limitini sormuş. 4 noktasına sınırımı çizdim. Ben sağdan da gelsem, soldan da gelsem ikisi de aynı yerde kesişiyor. Yani kaça gidiyor? 0'a gidiyor. O zaman 4 noktasındaki limitim vardır ve 0'dır diyebilirim. Eksi 2 noktasını istemiş. Eksi 2 noktasına yine sınırımızı çizdik. Şimdi bak sağ sol dememiş. O zaman sen bu fonksiyonun hem sağına hem de soluna bakmak zorundasın. Şimdi eksi 2 noktasının sol limitine bakalım. Soldan geldiğimde fonksiyon nereye gidiyor? Sıfıra. O zaman diyorum ki eksi 2'ye soldan geldiğimde fonksiyonun limiti nereye gitmiş? Sıfıra. Eksi 2 noktasına sağdan değerlerle yaklaştığım zaman fonksiyon nereye gidiyor? 1'e. O zaman bu iki değer birbirine eşit çıkmadığı için eksi 2 noktasında ne diyorum? Limit yoktur diyorum. Sıfırdaki limitini sormuş. Sıfır noktasına yine sınırımı çizdim. Sağdan ve soldan geldiğim zaman buradaki sınıra ikisinde de aynı yerde değiyorum. Yani 2'de değiyorum. O zaman sıfırdaki limitim 2'dir diyebiliyorum. Şimdi dikkat et, bu son şıkta f2 ve f3 sormuş. Bak başında limitler yok. Yani limitini değil. Direkt f2 fonksiyonunu ve f3 fonksiyonun değerini soruyor soru sana. O zaman f2 nereye gidiyor? Bak 1'de gitmiş. Tanımlı olduğu yer 1. F3'ün nereye gittiğini bilmiyoruz. F3'te bir boşluk var. Başka bir yerde de vermemiş. O zaman F3'ün kaça gittiğini ben bilmiyorum. Bunlarda başında limit yok. O yüzden sağdan soldan değil, direkt o noktadaki değerlerine bakmaya çalışıyoruz. Sıradaki sorumuza bakalım. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. İşte verilen işlemlerin sonucu nedir diye soruyor. Şimdi fx'in x'ler eksi 1'e giderken sol limitiyle x'ler eksi 1'e sağdan giderken fx limitlerinin varsa toplamları nedir diye sormuş. O zaman eksi 1 noktası sınırım. Eksi 1 noktasını çizdim. Eksi 1 noktasına soldan geliyorum. Küçük değerlerle yaklaştığımda fonksiyonum nereye gidiyor? 1'e. O zaman sol limitim 1'dir. Eksi 1'e çizdiğim sınıra bu sefer de sağdan yaklaşmaya çalışıyorum. Sağdan yaklaştığım zaman sınıra değdiğim yer neresi? Eksi 2. Bu iki değerin bana toplamını sormuş. Kaç yapacak? Eksi 1. X'ler eksi 1'e giderken fx fonksiyonun limitini sormuş. O zaman eksi 1 noktasına mutlaka sağdan ve eksi 1 noktasına soldan yaklaşmam gerekiyor. Ki onu üst tarafta inceledik zaten. Eksi 1'e soldan yaklaştığım zaman limitim 1. Sağdan yaklaştığım zaman limitim 2. Bu iki değer birbirine eşit çıkmadığı için eksi 1 noktasında ne diyoruz? Limit yoktur diyoruz. Fx fonksiyonunun apsisleri eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 olan noktalardaki var olan limitlerinin toplamı nedir demiş. Şimdi x eşittir eksi 1'i yukarıda işledik. Eksi 1 noktasında limit yok. Çünkü sağ limitimle sol limitim birbirine eşit çıkmadı. 0 noktasını inceleyelim. O zaman 0 noktasına bir sınır değer çizdik. Sağdan da yaklaşsam, soldan da yaklaşsam fonksiyonum nereye gidiyor? Yine 0'a gidiyor. O zaman limiti vardır ve 0'dır diyebiliyoruz. Bir noktasını inceleyelim. Bir noktasına sınırımı çizersem, bir noktasına sağdan gelip değmeye ve soldan gelip değmeye çalıştığımda ikisinde de aynı yerde değiyorum. Fonksiyon kaça gidiyor? 1'e gidiyor. O zaman limitim var ve 1'dir diyorum. İki noktasını inceleyecek olursak, iki noktasına yine sınırımızı çizdik. Sağdan geldiğimde ve soldan geldiğimde limitim kaçı gösteriyor? Yine 1'i gösteriyor. Üç noktasını da inceleyelim. 3 noktasında sağdan gelip fonksiyona ve soldan gelip fonksiyona değdiğimde fonksiyon nereye gidiyor? 0'a gidiyor. O zaman 0'da, 1'de, 2'de ve 3'de limitlerim var ve bu limit değerlerin toplamı kaç yapacak? 2.
Gördüğünüz üzere F1, F2 değerleri tanımlı olmamasına rağmen ya da F1 değeri 2'de tanımlı olmasına rağmen bunlar limit olmasına aykırı durumlar değil. Bizim için önemli olan sağ ve sol yaklaştığımız değerlerin birbirine eşit çıkması. Şimdi konuyla ilgili diğer sorulara bakalım. Y eşittir fx fonksiyonu için aşağıdakiler bilinmektedir. X3'e giderken fx'in limiti 7. X3'e sağdan giderken fx'in limiti 2m-1. 3 soldan giderken fx'in limiti de 3n-1. Buna göre m çarpı n işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Ben biliyorum ki bir fonksiyonun o noktada limitinin olabilmesi için tek şartım ne? Sağ limitiyle sol limitinin birbirine eşit olması gerekmekte. O zaman fonksiyonun 3'te limiti var ve 7 ise 3'ün sağ limitinin de 3'ün sol limitinin de 7'ye eşit olması gerekecek. 3'ün sağ limitini 2m-1 vermiş. Bunun da 7. Yani m'in 4. 3'ün sol limitini 3n-1 vermiş. Bunun da 7. Yani n'in 2 olması gerekecek. O zaman m çarpı n değerim 8'e eşit olacak. Sıradaki sorumuza bakalım. X a'ya giderken fx fonksiyonun limiti 2'ye eşitmiş. Buna göre alınabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır diye sormuş. Benim limitim kaç çıkacakmış? 2. O zaman sınırlarım 2'ye olacak şekilde koyduk. A noktasındaki limitin 2 olabilmesi için a'ya sağdan ve soldan yaklaştığında her iki değerinde limitinin 2 çıkması gerekecek. O zaman -1 noktasını inceleyelim. -1 noktasına sağdan yaklaştığım zaman evet limitim 2, ancak -1'e soldan yaklaştığım zaman limit değerim kaç? -1. O zaman -1'de sağ ve sol limit birbirine eşit olmadığı için limit yoktur diyeceğiz. A'nın alabileceği tam sayı değerler demiş. O zaman 0'a bakıyorum. Sıfıra sınırımı çizdim. Sıfıra sağdan yaklaştığımda da soldan yaklaştığımda da ikisi de aynı noktada, yani 2'de kesişmiş. O zaman diyorum ki bu A değeri 0 olabilir. Bu aralıkta başka hangi tam sayılarım var? 1 ve 2. 1 noktasında sınırımı çiziyorum. 1'e sağdan yaklaştığımda ve 1'e soldan yaklaşıp değmeye çalıştığımda yine ikisinde de aynı noktada değiyorum. Yani 1'de de limit var ve 2. 2'ye çizdik. 2'ye sağdan ve 2'ye soldan yaklaştığımda gene aynı noktada kesişiyorlar. O zaman 2 de olabilir bu A değeri. 3'e bakalım. 3'e sınırımı çizdiğim zaman 3'e sağdan yaklaşıyorum, 3'e soldan yaklaşıyorum. İkisi de aynı noktada, yani 2'de değmiş. O zaman bu A değeri 3 de olabilir. A'nın alabileceği tam sayı değerleri o zaman 0, 1, 2, 3. Yani toplamları da 6'ya eşit olacak. Bir diğer soru. Fx fonksiyonun grafiği verilmiş. İşte limit değerleri nedir diye sormuş. X'ler -1'e sağdan yaklaşıyorken fonksiyonumun limiti ne olacakmış? -1'i o zaman çiziyorum. -1 sınırımı çizdim. -1'e sağdan yaklaş. Yani -1'e büyük değerlerle yaklaş diyor. -1'e büyük değerlerle yaklaşıyorum. Fonksiyon -1 doğrusuna değmeye çalışıyor. Bu durumda nereye doğru gidiyor? Eksi sonsuza doğru gidiyor alabileceği değerler. -1'e soldan yaklaşıyorum. Yani -1'e küçük değerlerle yaklaşıp -1 doğrusuna değmeye çalışıyorum. Grafiğim ne tarafa doğru gidiyor? Artı sonsuza doğru gidiyor. Diğer şıkta x'leri sonsuza götür demiş. X değerini sonsuza götürdüğümde x'leri sonsuza doğru götürüyorum. X'ler sonsuza doğru giderken benim fonksiyonum da nereye değmeye çalışıyor? Y eşittir 2'ye değmeye çalışıyor. O zaman cevabım 2 olacak. Aynı şekilde x'leri eksi sonsuza götürdüğümde de x'ler eksi sonsuza giderken fonksiyonumuz da ne tarafa doğru gidiyor? 2'ye doğru gidiyor. Yine limit değerim kaç olacak o zaman? 2 olacak. Diğer soru bir bileşke sorusu. G bileşke f'te 3 nedir diye sormuş. Şimdi ben bileşkeyi nasıl hesaplıyorum? GOF 3 dediğimiz şey ne demek? G'de f'te 3 nedir diye sormuş. Önce içten başlıyoruz. F3'e bakalım. F3 nereye gitmiş 3 değeri? 0'a. Yani burası 0. Soru neyi sormuş oldu bana? G0'ı sordu. Onunla ilgili de şöyle bir kural vermiş. O zaman G0'ı bulmak için her x0 gördüğüm yere ne yazıyorum? 0 değerini yazıyorum. G0 F0 artı limit x0'a sağdan yaklaşıyorken fx'e eşit oldu. Şimdi f0'a bakalım. F0 dediğim şey fonksiyonda kaça gitmiş? 2'ye gitmiş. Artı 0'a sağdan yaklaşırken fonksiyonun limitini al demiş. O zaman 0'a sınır çizgimi çiziyorum. 0'a sağdan, yani büyük değerlerle yaklaştığım zaman fonksiyonun limiti nereye gidiyor? -1'e. Bu değer de kaça eşit olacak o zaman? 1'e eşit olacak.
Diğer soru, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için 3'ün sağ limiti 1, 3'ün sol limiti 2 eşitmiş. Buna göre aşağıda verilen fonksiyonun limiti nedir diye sormuş. Şimdi bu zamana kadar bana hep içerisini fx cinsinden vermişti. Direkt yerine yazdığım zaman 3'ün sağ limiti, yerine yazdığım zaman f3'ün sol limiti olabiliyordu. Ancak burada içeride başka bir f fonksiyonu vermiş. O zaman nasıl yapacağız? Dikkat etmen gereken nokta şu. Sen önce 2'nin sağına soluna takılmadan direkt bu 2 noktasını fonksiyonda yerine yazıyorsun. Yani ne oluyor burası? 4-1'den 3. Ama soru sana diyor ki 2'ye sağdan yaklaş. Yani 2'den büyük bir değer ver. Şimdi 2'den büyük bir değer verelim buraya. Mesela 3. 3 yazdığım zaman kaç oldu burası? 5. Yani senin bulduğun bu 3 değerinin sağ tarafında bir değer buldun. O zaman ne olacak? 3'ün sağ tarafı. Aynı şekilde burada da yerine 2 yazıyorum. Önce dümdüz 2 yazıyorum. Ne olacak burası? 5-2'den 3. Şimdi 2'den büyük bir değer burada da veriyorum. 2'den büyük bir değer verdim. Örneğin 3 verdim. Ne çıktı içerisi? 2. Yani 3 değerinin solunda bir değer elde ettin. 3'ten küçük bir değer elde ettin. O zaman 3'ün solu olacak. Aynı şeyi aşağıda da yerine yazarsam. 2 yazıyorum. 2 yazdığım zaman 2'nin karesi eksi 1'den F3'e eşit olacak. Yine sağ mı sol mu ona nasıl karar vereceğim? 2'den büyük bir tane değer veriyorum. 3'ü yazarsam ne olacak burası? 9-1'den 8. Yani sen 3'ten daha büyük bir şey elde ettin. O zaman 3'ün sağına eşit olacak. Yani soru şuna dönüyor. F3'ün sağ limiti artı F3'ün sol limiti bölü F3'ün sağ limiti. Ne vermiş soru bana bunları? 3'ün sağ limiti kaça eşitti? 1. 3'ün sol limiti 2. 3'ün sağ limiti 1. Yani 3/1'den kaç gelecek aradığım cevap? 3 gelmiş olacak. Yani önce bir 2 değerini yerine yazıyorum. Daha sonra onun sağı mı solu mu ona karar vermek için 2'den büyük bir tane değer veriyorum. Yine aynı tarz bir soru. Bu sefer grafikle vermiş. İfadenin değeri nedir diye sormuş. Şimdi bana neyin grafiğini vermiş? Y eşittir fx'in grafiğini vermiş. X gördüğüm yere önce 2'yi yazmamı istemiş soru benden. Şimdi x gördüğüm yere önce 2 yazıyorum. Ne oldu üst taraf? 3-2'den f1. Ancak bu 1'in sağı mı solu mu ona karar vermem lazım. 2'nin solundan yani 2'den küçük bir tane değer veriyorum. 2'den küçük bir değer verdim. Örneğin 1. 3-1'den ne yaptı? 2. Yani senin bulduğun bu 1 değerinden daha büyük bir şey elde ettin. Yani 1'in sağ tarafı çıktı. Aynı şekilde aşağıda yerine yazarsan 4-3'ten yine 1. 2'den küçük bir tane değer veriyorum. Mesela 1. 1 yazarsam kaç gelecek burası? -1. Yani bu bulduğun 1 değerinden daha küçük bir şey elde ettin. O zaman 1'in solu oldu. Yani soru sana şunu sormuş oldu. F1'in sağ limitinin 1'in sol limitine oranı nedir diye sordu. O zaman kritik noktan neresi? 1. 1'i çizdin, sınır değerini çizdin. 1'e sağdan yaklaştığımda grafiğim nereye gösteriyor? -1'i. 1'e soldan yaklaş demiş. 1'e soldan yaklaşıyorum. 1'e soldan yaklaştığımda gittiği değer -2. O zaman aradığım değer 1/2 çıkacak. Şimdi gelelim bileşkenin limitine. Şimdi bileşkede de şuna dikkat etmen gerekiyor. Bileşke fonksiyonunda fonksiyon devam ettiği için yaklaşma da devam edecek. Nasıl yani? Şimdi bunu biz nasıl yazıyoruz bileşkeyi? F'te x şeklinde yazıyoruz. Ne demiş soru? X'ler 2'ye sağdan yaklaşsın. O zaman içten başlıyorum. 2'ye sağdan yaklaşıyorum. 2 değerini çizdim. 2'ye nereden yaklaşacağım? Sağdan. 2'ye büyük değerlerle yaklaştığımda fonksiyonum nereye gitti? 1. Şimdi buranın cevabı 1. Ama yaklaşma devam ediyor. Şimdi sen bu 1'e nasıl yaklaşıyorsun ona bakalım. 2'ye büyük değerlerle yaklaştığım zaman fonksiyon 1'e gidiyordu. 1'e gelirken nereden geliyorsun? Bak aşağıdan geliyorsun. Yani 1'den küçük değerlerle geliyorsun. O zaman burası ne olacak? 1'in sol değeri olacak. Soru şuna döndü yani f1'in sol limiti nedir? Yine sınır değerimi çizdim 1. 1'e soldan yaklaşıyorum. 1'e soldan yaklaştığım zaman cevabım kaça eşit çıktı? 2'ye eşit çıktı. Şimdi güzel bir yorum sorusuyla devam edelim. İfadelerden hangileri doğrudur diye sormuş. Yine bir bileşke fonksiyonu var.
O zaman neydi kural? F bileşke fx dediğim şey f'te x'in limitine bakacağım. Nereye gidiyorum? Eksi 2'ye sağdan gidiyorum. Yani f'te f eksi 2'ye sağdan geleceğim. O zaman sınır değerim olan eksi 2'yi çizdim. Eksi 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Eksi 2'ye sağdan yaklaştım. Nereye gitti değerim? 2'ye. Peki bu 2'ye gelirken sağdan mı soldan mı yaklaşıyoruz? Eksi 2'ye sağdan gelirken sen 2'den büyük değerlerle, bak üst taraftan geldin. 2'den büyük değerlerle giriyorsun. O zaman 2'nin sağ limitine bakman lazım. 2 değerini çizdim bu kez. 2'ye sağdan geliyorum. Limitim kaça gitmiş oldu? Eksi 2'ye gitmiş oldu. Yani birinci öncülümüz doğru. 2. F bileşke F eksi 2'nin solunu sormuş solu bana. Eksi 2'ye soldan yaklaşacağım. Eksi 2 değerini çizdim. Eksi 2'ye soldan yaklaşıyorum. Eksi 2'ye küçük değerlerle yaklaştığım zaman limit değeri nereye gidiyor? 1'e. Peki bu 1'e giderken 1'e aşağıdan geliyorum. 1'den küçük değerlerle giriyorum. O zaman ne olacak burası? 1'in solu olacak. 1'in sol limitine peki sınır değerim olan 1'i çizdim. 1'e soldan yaklaşıyorum. Kaça gitti cevabım 1'e? İkinci öncülde doğru. Üçüncü öncüle bakalım. F bileşke F2'nin sağ limiti nedir diye sormuş. 2'ye sağdan yaklaşıyorum. 2'ye sağdan yaklaştım. Kaça gittim? Eksi 2'ye. Peki bu eksi 2'ye giderken nereden geliyorsun? Bak aşağıdan geliyorsun. Yani eksi 2'den küçük değerlerle geliyorsun. O zaman eksi 2'nin solu olacak. Eksi 2'nin de sol limiti kaçtı? 1'di. Bu öncülde doğru. Hepsi doğru oldu yani. Bir sonraki videomuzda limitin uygulamaları ve kurallarına değineceğiz. Şimdilik hoşça kalın.